Afin fonksiyon örnek soru 3. Bu videomuzda afin fonksiyonlar konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarın Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Consider the linear function. F r kareden r kareye bir lineer fonksiyon tanımlanmış. Fx y eşittir x artı 2y virgül x eksi y. Does there exist an affine function? G r kareden r kareye. Such that fog r kareden r kareye satisfies. Burada bize Fogg'un sağladığı 3 tane nokta çiftini vermiş. Bizden istediği şey linear function bu şekilde olduğunda bir affine function var mıdır ki diye soruyor. Bu Fogg r kareden r karenin bu noktalarını sağlayan. Eğer varsa g'yi bul diyor. Aksi takdirde böyle bir affine function'ın var olmadığını ispatla diyor. Şimdi nasıl bir gidişat içinde olmalıyız? Öncelikle g r kareden r kareye bir affine function. O zaman önce bir g'yi tanımlayarak başlayalım. G, x, y, iki boyutlu girdilerden. Oraya eşittir koysak daha doğru. G, x, y eşittir. AX artı BY artı ekstradan bir C sabiti gelecek. Affine function'ın özelliği doğrusal fonksiyonların ötelenmesiyle oluşturulmasıydı. Buraya da DX artı EY artı F diyelim. Bunları sağlayan ABC, DEF katsayıları bulabilirsek böyle bir affine function varmış diyeceğiz. Şimdi F'in kuralı zaten yukarıda görüyoruz bunu. Lineer fonksiyonumuzun. Bu bileşke değerlerinden başlayalım. Önce şunu bir ele alalım. Fog 0,1 eşittir 6,3. Peki bunun anlamı nedir? Biz bu 0,1'i önce götürüp g'ye koyarız. F'te g 0,1 eşittir 6,3. 6,3. Bu g 0,1'in ne olduğunu şöyle bulabiliriz. F fonksiyonu elimizde olduğu için bunun çıktısının ne olduğunu biliyoruz. Yani bu tarafın ne olduğunu biliyoruz. O zaman hangi sayıları koyduğumuzu bu 6'yı x artı 2y ile 3'ü x eksi y'ye eşitlersek burada ne koyduğumuzu anlarız. Dolayısıyla g 0,1'i bulmuş oluruz. Yapalım bunu. X artı 2y 6'yı eşit. X eksi y 3'e eşit. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkartalım. X'ler gitti. 3y eşittir. Çıkartırsak 3 olur. Y buradan 1 gelir. Y yerine götürüp 1'i koyarsak, karşıya atarsak x de 4 gelir. Yani buradan bizim sonuç olarak anladığımız g 0,1 yani bizim affine fonksiyonda 0,1 koyduğumuzda sonuç 4, 1 çıkmalı. Ki buraya 4, 1 girdisi koyduğumuzda buna ulaşalım. Şimdi aynısını diğeri için de yapıyoruz. Fog eksi 1, 1 koyduğumuzda 1, 1 çıkmış. F'te g eksi 1, 1 eşittir 1, 1. Yine bunu 1'e, bunu 1'e eşitleyeceğiz. Çıktıyı biliyoruz çünkü. X artı 2y eşittir 1, x eksi y eşittir 1. Çıkartırsak 3y eşittir 0 olur. Y buradan 0 geldi. Y yerine 0 koyarsak x 1 geldi. Burada anladık ki g eksi 1, 1. Eksi 1, 1. 1'e 0. X'i 1, y'si 0 çıkıyor. Ki buraya 1'e 0 koyduğumuzda bunu veriyor. Aynı şeyi son bileşke fonksiyonda verilmiş değer için yapacağız. Fog eksi 1, 0 neymiş o? 1'e eksi 5. Bunun anlamı f'te g eksi 1, 0 eşittir 1'e eksi 5. X artı 2y'yi 1'e x eksi y'yi eksi 5'e eşitliyoruz. X artı 2y eşittir 1. X eksi y eşittir eksi 5. Çıkartırsak bunları 3y
eşittir 6. Y buradan 2. Y yerine götürüp 2'yi koyarsak, 4 karşıya atarsak x eksi 3. Buradan da g eksi 1 0. Eksi 3'e 2 olarak geldi. Şimdi biz bu g'lerin ne olması gerektiğini bu bileşke fonksiyonlardan çıkarttık. Şimdi bu g'leri götürüp buradaki tanımladığımız afin fonksiyona koyduğumuzda bu sonuçların çıkmasını sağlayan eğer ki A, B, C, D, E, F girdileri bulabilirsek, katsayıları bulabilirsek böyle bir afin fonksiyon varmış. Bulamazsak böyle bir afin fonksiyon yokmuş şeklinde hareket edeceğiz. Önce G01 4,1 ile başlayalım. G01 eşittir 4,1. X yerine 0, Y yerine 1 koyuyoruz. 0, 1. Elde ettiğimiz denklem ne olur? B artı C 4'e eşit. B artı C 4. E artı F o da 1'e eşit. Devam edelim. G-1,1 koyduğumuzda 1, 0 edecek. G-1,1 1, 0 edecek. X yerine eksi 1, Y yerine 1 koyuyoruz. Eksi A artı B artı C, eksi A artı B artı C eşittir 1 çıkıyormuş. Bu tarafa koyduğumuzda eksi 1, 1 koyuyoruz. Eksi D, eksi E artı F, eksi D artı E artı F eşittir 0. Geliyoruz sonuncuya. G eksi 1 sıfır koyunca eksi 3 2 çıkıyormuş. G eksi 1 sıfır koyunca eksi 3 2 çıkıyor. X yerine eksi 1, Y yerine 0. X yerine eksi 1, Y yerine 0 koyuyoruz. Eksi A artı C eşittir eksi 3. Buraya X yerine eksi 1, Y yerine 0 koyuyoruz. Eksi D artı F eşittir 3 değil 2. 3 bilinmeyen de iki denkleme sahibiz şu an. Eğer ki bunlar çözülebilir denklemlerse böyle bir afin fonksiyon var. Çözülemez denklemlerse böyle bir afin fonksiyon yok. Önce burayla başlayalım. Burada harfin birini yalnız bırakalım. Şuradan B yerine 4 eksi C koyalım. B yerine 4 eksi C koymuş olalım. Şuraya 4 eksi C koyuyoruz. Burada B yok zaten. Buradan C'ler birbirini götürüyor direkt. Kolay bir şey vermiş. Eksi A. C'ler birbirini götürdü. Artı 4 eşittir 1. A buradan 3 çıkar. A'yı 3 bulunca getirir buraya koyarsak. Burası eksi 3'tür. Karşıya atarsak C 0 çıkar. C'yi 0 olarak buraya koyarsak B'de 4 çıkar. Bu taraf çözülebildi. Bakalım bu taraftaki çözülecek mi? Buradan E'yi yalnız bırakalım. 1 eksi F. E yerine götürüp 1 eksi F koyalım. Gene F'ler götürdü burada birbirini. Eksi D artı 1 eşittir 0 olacak. D eşittir 1 geldi burada. D yerine götürüp 1'i koyarsam F 3. F yerine götürüp yukarıya 3'ü koyarsam E eşittir eksi 2. İki denklemde çözüldüğünden dolayı demek ki böyle bir afin fonksiyon varmış ve afin fonksiyonumuz gxy eşittir. Yerlerine yerleştiriyoruz. A 3, 3x. B 4, 4y. C'miz 0 ilkinde. Bu tarafa geçiyoruz. D 1, x. E eksi 2, eksi 2'ye F de 3, artı 3. Sorumuzun cevabı böyle bir afin fonksiyon var ve bu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.